Şimdi bayram tatilinde yoğunluk 5 katına çıkmaktadır. Yola çıkan tatile giden tatilcilerimiz mutlaka yola çıkmadan önce hazırlıklar yapması lazım. Sonra yol boyunca davranışlarında olması lazım. Bir de dikkat etmesi gereken hususlar var. Önce yola çıkmadan önce araçların bakımını yaptırmaları lazım. Özellikle hareket halinde fren, far, bu sinyaller, bu donanımlarının tam olması lazım. Yola çıktıktan sonra yapması gerekenler uyku getirecek yola çıkarken ve yol sırasında uyku getirecek, yorgunluk yapacak yiyecekler almasından kaçınması lazım. Öncesinde bir uyuması lazım tabi. Uykusuz olarak yola çıkmaması lazım. 2 saatte bir mola vermesi lazım ve molayı aracın dışında, aracın camlarını açması lazım ya da aracın dışında dinlenmesi lazım. En az 15 dakika. Ondan sonra yola devam etmesi lazım. Eğer sürücü araçta 2 tane ise mutlaka değişerek devam etmeleri lazım. Bunun dışında trafik kurallarına tabii ki mutlaka uymaları lazım. İşte emniyet kemerini takmadan ve arkadakiler de dahil emniyet kemerlerini takarak yola devam etmeleri lazım. Yolda sollamalara ve hıza dikkat etmeleri lazım. Şehirler arası yollarda eğer iki yönlü yol ise hız 90 kilometredir. 90 kilometreyi aşmamaları gerekir. Bölünmüş yol ise bölünmüş yollarda 110 kilometredir saatteki hız. Buna dikkat etmeleri lazım. Otobanda ise genellikle maalesef insanlarımız otobana çıktıkları zaman sınırsız bir hız var olduğunu farz ediyorlar ve çok basıyorlar. Halbuki 130 kilometredir saatteki hız. Hız sınırlarına mutlaka uymaları lazım. Araçları yakın takip etmemesi lazım. Kazalarla ilgili size bir takım bilgileri verebilirim. Kazalar varacağı yere, menzile yaklaştığı zaman kazalar daha çok artmaktadır. Neden? İşte kişi yorgun olarak gidiyor. Artık bitmiş, uykusu gelmiş, yorgun düşmüş ama yarım saat mesafe kalmış evine. Yarım saat daha nasıl olsa giderim diyor ve yola devam ediyor. Dolayısıyla menzile yaklaştıkça kaza oranı artmaktadır. Buna aldanmamak lazım. Yorulduğumuz yerde mutlaka durup dışarı çıkıp dinlenmemiz lazım. Araç içerisinde yeme içme sürücünün yapmaması lazım. Yani dikkatini yoldan ayırmaması lazım. Dikkatini 1 saniye, 2 saniye yoldan ayırdığında her şey olabilir. O nedenle özellikle telefonla konuşmak, bu maalesef son zamanların kötü bir alışkanlığı, telefonla konuşarak gidiyor insanlar. Hatta bırakın telefonla konuşmayı, sesli konuşmayı, telefonla yazışarak ya da telefona bakarak araç kullanıyorlar. Bu son derece tehlikeli. Telefonu mümkünse araçta bulunan birine vermeli. Yani kendisi bakmamalı, araçta bulunan diğer bir kişi bakmamalı. Herkesin yapısı farklı, ruhsal yapısı farklı, sorunları farklı. Her şey olabilir. Telefona da onun için bakmaması lazım kişinin. Çünkü telefonda her an üzücü bir haber gelebilir ya da sıkıcı bir haber gelebilir ve dolayısıyla tepki verebilir telefonda. O tepki sırasında dikkati dağılabilir ve kaza yapabilir. Tartışmalara kesinlikle girmemesi lazım. Sakin olması lazım insanların yolda. Bu bir trafik adabıdır. Sürücüler arasında birbirlerine karşı saygı çok önemli. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Yani yollarımız kan gölü olmasın. Son zamanlarda, son 10 yılda Türkiye'de trafik kazalarında ve ölümlü kazalarda %30'a yakın bir düşüş oldu. Bu sevindiricidir. Demek ki vatandaşlarımız artık kurallara yavaş yavaş uymaya başlamışlar. Bunu duymuş olmaktan, bunu bilmekten çok mutluyuz. O nedenle sakin gidip sakin gelmelerini ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileriz.